Ülkemizde emeklilerin durumu, emekli aylıkların bağlama oranını, emekli aylıkları ortadayken çalışanların resmen emekli edilmesi akıl alır gibi değildir. Diyarbakır genelinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde zaten yetersiz sayıda personel sağlık hizmeti karşılamaktayken var olan yetişmiş personelin zorla ve hukuka aykırı bir şekilde emekli edilmek istenmeleri ise Diyarbakır'da sağlık hizmetlerinin sunumuna vurulacak bir darbedir. Akla, vicdana ve hukuka aykırı zorunlu emeklilik kabul edilemez. Başka sendikalar yapılacak bir şey yok diyorlar ama ilgili kanun çok açık. 30 Mart 2023 tarihli 32.121 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı kanunun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunla kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak bilinen değişiklikler yürürlüğe girmiştir. İnadına sendika, inadına diz. Adı geçen kanunun ikinci maddesinde 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesinin 5. fıkrasının 2. cümlesiyle geçici 24. maddesinin 1. fıkrasının 4. cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. İfadesi yer almış ve 696 sayılı KYK ile düzenlenen zorunlu emeklilik uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Emeklilik uygulaması yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmen emeklilik yazıları iş barışını bozmuştur. Kendisine yazı gidenlerin geçim verdiği hastanede çalışmaya devam edenleri ise zaten fazla olan iş yükünün daha da artacağı endişesi artmıştır. Bu noktada şimdiye kadar sadece Diyarbakır'da gönderilen bu yazının derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. İnadına sendika, inadına disk. Evet, arkadaşlarımızı uzun tutuyoruz. Alkışlarımızın sesi Ankara'ya ulaşması gerekiyor. Ankara bu kanunsuzluğu, bu hukuksuzluğu, bu ailelerin geçim derdine ses olması için bu yazının ümidi bir şekilde geri çekilmesini istiyoruz.